Şimdi Diyanet'in şu açıklamasına bak. Allah hepsini affetsin. Hayırdır? Yeni Din işleri açıklamasına bak. Neyle alakalı hocam? Ya i̇şte ha, FETÖ'nün ekmeğine yağ sürecek bir fetva vermiş. İnşallah Reis-i Cumhur duyuyordur kardeşim. Ayasofya caminde bunlar resimler burada kılınacak namazların sıhhatını engel değildir. Subhanallah ya Rabbi ya. Bununla birlikte Müslümanlar namazların huşu içinde Ede etmeni sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli. Bir yöntem i̇şte, uygulanacak ama... İşte ne Hayır şöyle, ilk cümleye mi takıldınız? Hiç, üçüncü, hepsi öyle. Hepsine mi? Hepsi. Şimdi bir ışıklandırma yöntemiyle namaz vakitlerinde o resimler görülmeyecek. Tamam, tamam. sonra camiye geldin sen namaz kılıyorsun ne yapacaksın? Yani e, hani turistlere de açılıyor. Açılsın. Sultanahmet evet. de turistlere Turistler aç. Bu ne demek biliyor musunuz siz? Hmm. Bu dinler arası diyaloğun kapısını açmak demek. Herkes, herkese ait cami. Ayasofya yalnız Allah'a aittir. Bütün meclisinde. Tabi muhabbetler Allah'ındır. Kabe'de put varken namaz olmadı demek Allah Resulü hmm. kenarda kılıyordu. Kaldı. Efendim. Kabe'de putlar kırıldı. Biz şimdi bu putları perdeleriz tamam tedbir alır. Hı hı. Ama bunları öyle namazdan sonra açalım. Turistler gelsin Meryem Ana'ya baksın. Hı. Bu ne demektir ya? Yani bir... Hazreti İsa'nın çirmeye girmesine baksın. Efendim meleklerin resim, meleklerin resmi var. Melekler kadın mıdır? Melekler dişi hı. midir ya? Şirk alametidir kardeşim. Allah ayet indirmiş. Onlar meleklere dişi diyorlardı. Evet. Meleklere bazıları erkek diyordu. Onun için e, ne erkeğe melek denir ne kıza melek ismi verilir. Onların ne dişiliği var ne erkekliği var. O zaman yayalım. Turist Sultanahmet'e gelecek İsa resmi koyalım.